Merhaba arkadaşlar. Toka Spor serisinin 3. bölümünde sizlerle beraberiz. Şimdiki maçımız Darıca Gençler Birliği olacak. Geçen bölümde ağır yenilgiler almıştık. İskenderun Spor hala 1. Fethiye 2. Darıca Gençler Birliği 3. Bakalım neler göreceğiz. Maça gidiyoruz. Taktik toplantısı yapalım. Savunma ağırlıklı diyor ama ben savunma ağırlıklı çıkmayı düşünmüyorum. Bakım seçimimde Genç Ahmet sol ileri uçta. Hala orada. Emre'yi hala Forvet arkası. Eren açık göz orada. Biz Deniz'i buraya koyalım. Menderes'i Ahmet'in yerine koyalım. Kanat Forvet diyelim Menderes'e. Berke'yi de Emre'nin yerine koyduk mu? Bu şekilde bir maça çıkalım. İlk kombiler açıklanıyor Gazi Osman Paşa Stadyumunda. Medine Kizoğlu yorum yapmış. Her halinden mutsuz olduğu anlaşılan Cüneyt ilk kombide sayıya sürmek büyük bir hata demiş. Neye göre hata? Zeynep Atan. Mert Güney takıma bütünlük atan bir oyuncu olduğu için. Onun ilk 11'de başlamasına çok sevindim demiş. Zeynep sen de Mert'e yürüyorsun galiba. Ha. Neşet Bağcı başından beri böyle olmasını destekliyordum zaten demiş. Evet işte böyle yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Oyun modasına gidelim. Parmakla işaret edelim. Haydi beyler bana neler yapacağınızı gösterin diyelim. Farkı yaratın. Ve Tokas spor sahaya çıkıyor. Takım bütünleşiyor. Ve... Düdük çaldı maça başladı Sabrican. Şimdi Menderes Yerliyor. Top kaptırdı. Hadi arkadaşlar. tokaspor Spor için güzel şeyler dileyelim. Güzel olsun her şey. Fethiye Spor 1-0 geçti. Fethiye Spor yükselmeye devam ediyor. Bakalım. Herhangi bir şey olacak mı? Metin. Umut. İçeriye doğru bir top. Ahmet vurdu dışarıda. Ahmet Kutlu eğer. Şimdi Sabrican. Dereye doğru Eren Açıköz. Aldı. İçeriye ortalar mı? Menderes orta yaptı olmadı. Taç atışıyla devam edecek. Yakup. Menderes'in şutu kaleci Alper mükemmel kurtardı. Köşe vuruş kullanacak. Serhat. Kullandı. Bir kafa. Kaleci Alper. Darıca Gençler Birliği gelecek. Berke aldı. Berke kaptırdı. Berke çok yorgun gözüküyor. Alper Aydın Umut. Barış. Alper Aydın. Barış Umut. Geriye doğru bir top. Halil. Geriye doğru kaldırdı. Cüneyt mükemmel bir refleks. Kameralara adeta poz veriyor. Volkan görünümlü bir Cüneyt izliyorsunuz. Deniz. İçeriye bir top. Vuruş olmadı. Tolga Han. Geriye Serhat. Denize doğru. Kötü bir pas. Mustafa. Şimdi Deniz, Tolgahan. Deniz. Hadi oğlum Deniz. Hadi Mustafa. Ve penaltı. Penaltı. Eren açık göze verelim penaltıyı. Hadi aslanım benim. Hadi aslanım. Vuruş ve gol. Tokat Spor Eren açık gözle 1-0 öne geçiyor. Mükemmelsin aslanım benim be. Süpersiniz diyelim. Mustafa, Deniz. Tekrardan maça döndük. Etehan, Olga. Mustafa açarsa tehlikeli olur. Vuruş olmadı. İlk yarı bu şekilde bitiyor. Performansınızdan memnunum çocuklar. Haydi bakalım. Bir taktiksel değişime gidelim. Ahmet'i, genç Ahmet'i, Menderes'in, yaşlı kurtun yerine koyalım. Bu şekilde ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıya da başlama vuruşunu Darıca Gençler Birliği yaptı. Bahrettin Umut, Alperen, Mert Güney, Ogahan, Mert, Etehan. Etehan aldı gidiyor. Etehan. İçeriye bir top olmadı. Şimdi Deniz açarsa tehlikeli olur. Tolga Han vurdu kaleci Alper. 50. dakika geride kaldı. Toka Spor 1-0'lık üstünlüğünü koruyor. Yakup. Ahmet. Ee, Derin bir pas olur mu? Deniz vurdu döndü. Mustafa. Tokas Spor çok tehlikeli geliyor. 3. sıraya yükseliyor Tokas Spor. 20 puanla bu şekilde biterse maç. 20 puanla 3. sırada olacak. Fethi Spor'la arasında olan puan farkı 5 olacak. Hadi beyler. Tolgahan. Deniz. Tolgahan tekrar. Metehan. Kaleye şut olmadı. Kaleye bir daha Alper. İyice geriye çekildiler. Bastırıyor tokat ikinci golü bulmak için. Gazi Osman Paşa stadında. Dakika 77. Son dakikalara giriyoruz. Daha çok çabalayın beyler. Gol yemeyin. Önemli anlar. Alper Aydın. ileri doğru. Tolga. Kaleci Cüneyt rahatlıkla kontrol ediyor. İleriye doğru bir top. Genç Ahmet aldı. Ahmet mükemmel pas. Deniz vurdu direkten döndü. Allah'ım! Bir ikinci gol şansı. Haydi bakalım gençler. Bu topu savuşturalım. Ve maç bitti. Tokat Spor 1-0 Gazi Osman Paşa stadında Eren Açık Göz'ün golüyle kazanmasını biliyor. 3 puan alıyoruz. Aferin çocuklar mükemmel sonuç. iki de olabilirdi ama olmadı. Yorumlara geçiyoruz. Hiranur Dinkçi yazmış. Tokat Spor'un oynadığı futbol ile gurur duyuyorum demiş. İşte gerçek bir Tokatlı. işte gerçek bir Tokat Sporlu. İzzet bugün iyiydik ama daha iyi oynayabiliriz. Darıca Gençler Birliği'nden daha güçlü rakiplerle de karşılaşacağız sonuçta yazmış. Evet farkındayız bizde. Tüm oyuncular olarak biz de farkındayız kardeşim. Eda Hançer yazmış. Maçtan yeni döndüm. Daha önce bu kadar çok pozisyon ürettiğimiz bir maç hatırlamıyorum yazmış. Süperdik demiş. Evet Eda. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Serimiz devam ediyor. Bir bölümde güzel şeylerle karşılaşıyoruz. İşte gördüğünüz gibi başlar başlamaz güzel oyunuyla Tokaspor galibiyeti getirdi demiş gazeteler. Üçüncü sıradayız. Birinci ve 2. ile aramızda 5 puan var. Neden kapanmasın bu puanlar? Evet arkadaşlar yayınlarımız devam ediyor. Ee, bir yerden City Skylands ve maç yayınlarımız. Sizler de destek vermeyi unutmayın. Eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Ben işten yorgun gelip sizlerle beraber bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Siz de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yanlış yaptığım ya da transferde istediğiniz oyuncular varsa onları da almak için beraberce yönlendirin beni. Şimdi Peti Spor'la karşılaşıyoruz. Bunları da yapalım arkadaşlar. Takım kaynaşmasını. Antrenöre şu anda ihtiyacım yok. Baş sporda seçim heyecanı. Bakalım mevcut başkan Ufuk Akçakaya ikinci dönemine karar verirken Ersin Adık, İsa Kılıç, Sertaç, Dilek, Şeref Topanoğlu ve Mahir Nalband onun yerini almaya adaylar. Ya almaya aday da sonuçta benim işime yarayacak kimin alması değil. Benim işime yarayacak olan tek şey kulübe ne kadar para sokacağı. Benim transfere ihtiyacım var. Gençlerle bir yere kadar ilerlerim. Bir yerden sonra tıkanırız. Taktik toplantısına gidelim. Seçimi biz yapalım. Ya biz şöyle yapalım. Biz Ahmet'le başlayalım buraya. Vedat. Vedat'ı da buraya koyalım. Yani şimdilik bu şekilde olsun. Ne de Ali Kemal'i koyalım. Tolga Han nasıl? Ali Kemal. Ali Kemal'i bence buraya koyalım. Ali Kemal iyidir. Ali Kemal candır can. Destek yapalım bunu. Önemli bir maç. Tokat Gazi Osman Paşa stadında tekrardan sizlerle birlikteyiz. İlk 11'ler açıklanıyor. Tokat Spor'da menajer Melih Tokatlı, Fethi Spor menajeri Selahattin Dinçel. Kadroları size açıklıyorum. Cüneyt Çelik, Mustafa Mert, Sabri Can Yakup, Ali Kemal Vedat, Deniz Berke, Ahmet, Eren Göz. İlk 11 ile Tokat Spor sahaya çıkıyor. Fethi Spor'da Ahmet, Onur, Özgür, Hayrullah, Erdinç, Tuğberk, Berkin, Serhat, Turgay, Alihan... Yusuf 11 ile sahada olacak. Tarık Kalın yazmış harika bir maç istiyoruz. Arın topçu Mert Güney takıma bütünlük katan bir oyuncu olduğu için onun ilk 11'de başlamasına çok sevindim demiş. 10 beğenisiyle de önde yer almış. Melik, Akıncı, Melih Tokatlı bir plana sadık kaldığında çok daha iyi demiş teknik direktörümüzden bahsetmiş burada. Yakup Sivrikaya takım çok iyi durumda ve bunun başlıca sebebi taktiğin oyunculara cuk diye oturmasından kaynaklanıyor demiş. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi ellerimizi kenetleyelim. Biz yapın diyelim yumruğumuzu sıkıp bunlara güç verelim. Oyuncularımıza ne kadar güç verirsek o kadar iyi. işte Toka Spor Gazi Osman Paşa stadında taraftar ve oyuncular bütünleşiyor. Maça başlayan Fethi Spor. Özgür. Hayrullah. İçeriye doğru bir top. Mustafa aldı. Mustafa sağ kanattan iler ilerliyor. İçeri bir top. Eren. Eren orta açamadı. Köşe vuruşu kullanılacak. Ahmet. Açtı ortayı. Kafa vuruşu olmadı. Yakup'la devam edecek. Mustafa. Berke. Mustafa. Berke. Deniz. Deniz vurdu. Defans ayak koydu. İskenderun Spor süper 1-0 yeniliyor beyler. Ahmet. Ortasını aç. Vur kafayı olmadı. Şimdi Berkin kontraya çıkıyor. Fethiye Spor olmaz. Aferin. Hep böyle kötü vur. Hadi arkadaşlar Vedat, Yakup, Berke. Berke. Ya Berke ikidir. Topu kaptırıyorsun. Saçma sapan oynuyorsun. Alihan. Tehlikeli geliyor. Erdinç. içeri orta. Bir vuruş olmadı. Hep böyle vur. İçeri orta. Alihan tekrardan kontroya kalkıyor Fethiye Spor. Tek yaptıkları şey zaten bu. Vedat. Deniz. Mustafa. Deniz'i kaçırabilir mi? Berke ve penaltı. Tokat Spor. Gazi Osman Paşa stadında penaltı kazanıyor. Eren Açıkgöz. Hadi aslanım. At işi. Allah'ım atamadı. Dışarıya vuruyor Eren açık göz. Ahmet Yılmaz orta bir kafa dışarıda. Mustafa aldı. Mustafa ileri doğru. Sabrican, Yakup, Ahmet. Genç Ahmet aldı. İlerliyor. Genç Ahmet vuruş direkten döndü. Allah'ım Allah'ım. Tuğberk sakatlanıyor. Oyundan çıkıyor mu? Ali Kemal. Vedat. Ahmet. içeri doğru bir top olmadı. Tokat Spor. Gazi Osman Paşa stadında ambargoyu koydu yine. Gümbür gümbür geliyoruz. Aç ortayı. Vur. Ya son vuruşlarda iyi değiliz arkadaşlar ya. Son vuruşlarda iyi değiliz. İlk yarıda böyle bitecek galiba dedim. İlk yarı böyle bitmedi. Yedik golü. Saçma sapan bir uzun top. Of. Böyle olmaması gerekiyor arkadaşlar. Top oynayan biz, bir topta golü atan onlar. Aynı milli maç gibi oldu. Türkiye gelir. Pardon, yabancılar gelir Türk milli takımı gol atar gibi oldu. Ali Kemal. Mustafa. Ali Kemal. Deniz, Mustafa. Hadi aslanlarım bir gol. Berabere gidelim soyunma odasına. Hadi be. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi beyler. Hadi yiğitlerim. Cüm diyelim. Cüm dediğim anda topu attığı şekle bak. Allah'ım ya Rabbim. Ya tamam arkadaş. Al Ali Kemal yüksekere al ya. Al al. Al onayladım hoş verdi ya. Benim derdim gol atmak. Ya nasıl direklerden dönen toplar ya? Hakem faalimi de vermiyor. Basın alın o topu. Dakika 57 oldu. 1-0'lık Mağlubiyetimiz devam ediyor. Fethiye Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var maçta. Alihan. Berkin. İçeriye doğru bir top. Cüneyt. Cüneyt ileri doğru şişir. Mükemmel top. Ha, Deniz. Deniz. Aç ortayı gol olsun. Penaltı. Evet bir penaltı daha. Ali Kemal alıyor topu bu sefer. Ali Kemal vurdu ve gol. Tokat Spor 62. dakikada beraberliği yakalıyor. Ali Kemal yükseker. Hadi beyler neden 1-2 daha olmasın? Fethiye Spor şaşırdı şu anda. Eren, Deniz, Ahmet vurdu olmadı. Eren vurdu gol. Ard arda geliyor goller. Ard arda. Dakika 70. Tokat Spor. Mükemmel baskısıyla. 2 golü 2 dakikada buluyor. Ali Kemal'in üstün çabalarıyla goller geliyor. Berke. Deniz. Ali Kemal. Atsa bomboşsa. Ahmet vurdu. Ahmet altın tuttu. Kaleci Ahmet. İşte görüyorsunuz Fethiye Spor Teknik Direktörü takımı öne diye bağırıyor. Çıldırdı adeta. Berke, Deniz, kaç içeri oğlum. Ali Kemal, Vedat. Ara topunu ver. Vurdu dışarıda. Dakika 86. Tokat'ta. 2-1'lik Tokat Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Aslanlarım süper oynuyor ya. Bırakma Ahmet. Bırakma oğlum onu. Helal olsun Berke. Kaç içeri Eren. Kaç içeriye ver arapasını. Of be. Berke güzel düşünce de olmadı be. Cüneyt. Cüneyt ne yapıyorsun Cüneyt? Helal Yakup. Oyuncu değişikleriyle biraz zaman geçirelim. Dakika 90. Üç dakika uzatma verilmiş. Hadi beyler. Savunma ağırlıklı diyelim. Yemeyin koçlarım. Son dakika. Son atak. Köşe vuruşu. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunalım. Ve maçı bitir artık ya. Bitir şu maçı hakem. Üç puanı daha alalım bitir. Ve maç bitti. Fethiye Sporu kendi evimizde mükemmel bir sonuçla 2 dakikada attığımız 2 golle mükemmel bir şekilde yeniyoruz. Memnun kaldım tabii ki. Aferin çocuklar. Şu anda onlar düşünsün. Enselerinden ilerliyoruz. İşte Tokas Spor aradaki puan farkını 2'ye düşürüyor. Birinciyle de 3, 3 puanda kalıyor. Farkın önde yazmış. İyi maçtı, iyi oynadık ve kazandık. Sıradaki gelsin. Artık Twitter'dan Yazdıkları şeyleri görüyorsunuz. Takıma nasıl güveniyorlar sıradaki gelsin gibisinden. Gürsel Aktay Tokat Spor'un oynadığı futbol ile gurur duyuyorum demiş. Aslında bütün Tokatlılar gurur duyuyor oynadığımız futboldan. Sivas Caddesi'nden başlayıp da Niksar yoluna kadar gidil gidilen bütün her yerde Tokat Spor bayrakları. Yeralt çarşısının oralarda falan yani nasıl söyleyeyim bütün amcalar, teyzeler güzel güzel oyuncularımıza destek veriyor. Biz de bir tokatlı olmaktan tabii ki de gurur duyuyoruz. Tokat sporumuzun yükselmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ali Cebeci bonservis bedeli ödemeden al demiş. Bizim için iyi oyuncuların gelmesi lazım. Benjamin Fuchs. 7 yaşında. Bakalım bir e kupasında oyuncular var mı? Yani oyuncu da yok alabileceğimiz. Yeri alalım bakalım. Yozgat Spor'la kendi evimizde karşılaşacağız. Üçtür kendi evimizde karşılaşıyoruz. 3'ün ikisini de boş geçmedik. İkisini de güzel bir şekilde mağlup edip evlerine yolladık. Bakalım Yozgat Spor'u Yozgat'a eli boş gönderecek miyiz görelim. Evet arkadaşlar bu arada e, desteğinizi beğeninizi unutmayın beğeni yapmayı. Sizlerle beraber daha nice bölümler çekmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Cities Skylands'ta daha da büyüyüp daha da güzel şeyler yapacağız. Bu bölümlerde de futbol olarak da güzel oyunlar bekliyor. Biraz oyuncularımızı övelim. İşte onlar geliyor. Tokat Spor geliyor. Yeraltı çarşısının oradan başlayıp stada kadar meşalelerle yolluyoruz oyuncularımızı. Haydi gençler. Bu maç sizindir. Haydi gençler. Bu futbol galibiyeti getirecek bize. Sizden tek beklediğimiz 3 puanı alıp evinize dönmektir. Haydi bakalım. Muhammed Tanman Ahmet yorgunluğu yüzünden okunuyor demiş ama nedense bu maçta ilk 11'de başlıyor. Çünkü taktiksel oyuncu değişiklikleri yapacağımız için bu şekilde başlıyoruz. Melih Tokatlı'nın ilk 11'e koyduğu oyunculara bir bakalım. Cüneyt, Mustafa, Mert, Sabrican, Yakup, Ali Kemal, Vedat, Deniz, Emre, Ahmet, Eren Açıkgöz. İyi gibi gözüküyor. Bakalım. Ve Tokat'ta Dozga Spor konuğumuz. Seremonide işte bizim teknik direktörümüz Melih Tokatlı oyunculara içeride konuşmasını yapıyor ve sahaya sürüyor. Şimdi Ahmet Güney. Murat vurdu. Döndü. Şimdi Tokas Spor kontraya kalkıyor. Kaptılar. Yakup. Ahmet. Yakup. Geri doğru bir top. Eren. Ahmet Yılmaz. İçeriye bir top olmadı. Çavurucu kullanacak Tokas Spor. İçeriye bir orta. Bir kafa. Mükemmel gol. Mert Güney attı golü. Mükemmel bir gol. Dakika dört. Tokas Spor öne geçiyor. Daha maçın başındayız. Deniz aldı. Mustafa. Ahmet. Sabri Can ileri doğru. Eren'e. Vedat. Mükemmel bir pas. Deniz vurdu kaleci Göksel. Şimdi Tokaspor Spor ikinciliğe çıktı görüyorsunuz. Birinciyle puan farkı 1. Bu şekilde oynadığımız zaman sizlerin de desteğiyle birincilikler ve nice kupalar kazanacağız arkadaşlar. Bu takımı şehir merkezinden meşalelerle yollayacağız. Statta deli gibi bağıracağız. Yakup. Anıl. Alperen içeri doğru. Tehlikeli bir top. İlk kere bitiyor. İkinci yere başlıyor Vedat. Geriye doğru Eren'e çıkıyoruz. Kapar mı orada? Kapmadı. Daha çok çabalayın beyler diyelim. Güzel. Geriye doğru. Endres kapıyor topu. Geriye orta açar mı? Ve penaltı. Şimdi Eren açık göze verelim. İkinci gol geliyor mu? Eren açık göz. İzliyorsunuz. Bir vurdu gol oldu. Tokat Spor Gazi Osman Paşa stadında taraftarlar önünde 2-0 geçiyor. Hiçbir mali yapıda iyi olmayan Tokaspor oynadığı futbolla göz dolduruyor. İzliyorsunuz. Süpersiniz arkadaşlar. İçeriye doğru bir top. Yüklenmeye çalışıyorlar ama offside. Yozgaz Spor, Gazi Osman Paşa stadında. Bunlar da çıkamayacak. Sizi de göndermeyeceğiz. Eli boş göndereceğiz sizi de. Mert. Mustafa. Şu anda Penderes içeriye doğru bir top. Köşe vuruşu. Ahmet. Açtı ortasını. Kafa vuruşu gelmedi. Mert Güney. Emre. Geriye doğru. Kemal çıkıyor. Tolga Han giriyor. Mazilli Belediye'ye bak. atmış. 8 atmış. Bir şut. İki tane atalım. Üç puan bizim olsun yeter. Öyle 8'e dokuza gerek yok. Temiz. Temiz alalım biz üç puanımızı. Dakika 90 artı 2. Gazi Osman Paşa tadında son dakikalara giriyoruz. Eren vurdu dışarıda. Taraftarları Eren alkışlıyor. Ve maç bitti. 3 puan Tokas sporumuzun. Mükemmeldiniz çocuklar. 2-0'la ikinciliğe yerleşiyoruz. İskenderun Spor yenmiş mi lan? Nerede burada İskenderun Spor? Vay be. Onları da yenmiş. Aramızda 3 puan var. Abdullah Özer yazmış. Çok gıcı bir takımız. İzlemesi bile işkence demiş. İzleme arkadaş o zaman. 9 kişi de bunu desteklemiş. Atakan Cengiz. Toka Spor'un oynadığı futbol ile gurur duyuyorum. Başka bakış açısı işte bu da. Helal Atakan. Bu şekilde izlemeyecekseniz izlemeyin arkadaş. gençlerimiz böyle oynuyor. Yapacak bir şey var mı? Gümbür gümbür dalıyoruz. Al işte. Gazetelere şen yazı. Yenilmez Tokas yeni bir rekor kırdı. 6 maç yenilmeyerek kulüp rekoru kırdı diye. Melih Tokatlı geldikten sonra kulüp rekoru bile kırdı adam. Daha ne yapsın? Evet arkadaşlar. Yayınımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Yarın malum pazartesi işe gidiyoruz. Yeni yayınlar, yeni bölümler için ara vermeden çekimlere devam edeceğiz. Güzel bol maçlı serüvenler diliyorum sizlere. Son maçımız kahta spor olsun. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Takımın dinlenmesine gerek yok. Para kazanmamız lazım. Seçimlerde geri sayım sürüyor. Seçimlerde geri sayım sürüyor da. De yaramayacak o seçim. Deplasmana gidiyoruz. Bakalım kahta spor karşısında neler yapacağız. 11. sıradalar. Taktik toplantısına gidelim. Neye savunma ağırlıklı diyeyim ki arkadaş. Benim oynattığım futbol hücum. Hücumu değiştirmeyeceğim. Sosyal medya tepkileri olarak gündeme düşenler Hamide Sak. Mert Güney takıma bütün, bütünlük katan bir oyuncu olduğu için onun ilk kombide başlamasına sevindim demiş Hamide. Burak Dağşan Vedat yorgunluğu yüzünden okunuyor ama nedense bu maçta ilk kombide başlıyor demiş. Serkan Kul taktiğimiz şu an için iyi gözüküyor demiş. 11 beğeni almış. Çınar Şaban Yerlikaya son zamanlarda bu taktikte iyi oynuyoruz demiş. Tut ilçe stadyumunda ilk 11'ler belli oluyor. Kahta spor menajeri Sinan Bayraktar ilk 11'i şu şekilde Kalede Engin, Salih İbrahim Kerem Mehmet Toykan, Osman Kağan Barış Volkan ve ileride İlhami Nasla ilk 11'i Tokat Spor menajer Melih Tokatlı Kalede Cüneyt Mustafa, Mert, Sabrican Yakup, Emre, Vedat, Ali Kemal, Deniz, Ahmet ve Eren Açık Gözde ilk 11'ini sahaya çıkartıyor. Yedeklerde Mikail, Berke, Hüseyin, Metan, Ali Özer, Tolga Han, Menderes olarak Tokat'ın yedekleri. Kahta Spor'un yedekleri Uğur, Muhammed, Furkan, İbrahim, Kayahan, Selim olarak biliyorlar. Başlama vuruşuna gelelim. Bu stadyumunda yani bura nasıl bir stat lan böyle? Hiç kimse yok. Hadi arkadaşlar. Alalım şu maçı. Köyden gidelim. Tehlikeli geliyorlar. Bir gol ama sayılmadı offside. Deplasman olduğumuz için baskı yapıyorlar ama kazanacağımız bir topla akıllarını başlarının alırız. Hadi Ahmet. Eren. Deniz. Deniz vurdu kale Cengin. Vedat. Emre. Emre hadi oğlum. Geriye doğru Yakup. Eren açık göz vurdu kaleci. İskender'in spor 1-0 öne geçiyor. Liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Biz de takibi bırakmayı istemiyoruz şahsen. Bizim bulacağımız bir gol onları her türlü sıkıntıya sokar. O yüzden gol atmamız lazım. Ve penaltı. Allah'ım penaltı. Deplasmanda penaltı kullanıyoruz. Ali Kemal. Hadi kaptan. Vurdu. Allah belanı vermesin kaptan. Nasıl dışarıya attın o topu ya. Deplasman'da böyle bir fırsat gelmiş ayağına. Sen o topu dışarıya atıyorsun. Deniz. Geriye doğru Vedat. Emre. Enderes. Nazilli Belediye. Sıfır yeniyor. Bizim muhakkak gol atmamız lazım. Hadi Yakup içeriye doğru güzel bir pas. Ademre, Emre. Hadi Ali Kemal. Bir şut. Kaleciden döndü. Defans köşe vuruşu. Ahmet içeriye doğru bir orta. Bir kafa olmadı. Şimdi Deniz'le tekrardan içeriye doğru gidiyoruz. Daşta da olmadı. Ya ben niye bu topları bir türlü köşe vuruşları ya da ortalarda kafa vuramıyorum? Arkadaşlar bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Hani köşe vuruşlarında bir türlü gol atamıyorum. Ve genç Ahmet golü atıyor. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Şimdi serbest vuruş. Eren vurdu kaleci Engin. Köşe vuruş Ahmet. Açtı ortasını. Emre. Ali Kemal. İlk yarı bu şekilde bitiyor. Böyle devam edin çocuklar. İkinci yarı başlıyor. Volkan başlama vuruşunu kullandı. İbrahim Akyüz doğru. Sabrican, Emre. Şimdi Mert Güney. İskender 12'yi buldu. Şimdi kahta köşe vuruşu kullandı. Kafayla uzaklaşır ve İbrahim Akyüz. İçeriye doğru bir top. Barış vurdu. Mükemmel gol. Kahta Spor beraberliği yakalıyor. Yani bu topa da bu şekilde vurulur ancak. Adam süper vurdu. Şimdi biraz hücum diyelim. Haydi gençler. Yani adam öyle vuruyor. Bizim deniz dağlara taşlara vuruyor. Debrecen ileriye doğru. Yakup. Emre. Yakup. İçeriye doğru bir top. Ahmet. Vurdu. Döndü ve gol. Eren Açık Göz. Bu sezon attığı yedinci gol. Tokaspor Spor 2 öne geçiriyor. Aferin çocuklar. Hemen karşılık verdik. Kerem. İleriye doğru şişiriyorlar. Şişirme toplar atıyorlar. Defanstan paslaşarak gelemedikleri için içeriye şişiriyorlar topu. Defans arkasına. Vedat. Emre. Vedat. Boşluk arıyor. Tokaspor vurdu. Kaleci görüyorsunuz. Panter gibi atlıyor önce. Köşe vuruşu Ahmet. Kullandı. Ya şu topa bir kafa vur arkadaş ya. Köşe vuruşu. Deniz. Hadi oğlum 3 olsun. 3 olsun bizim olsun. 3 olsun bizim olsun. Temiz olsun. Hadi bakalım. Ooo İskender 13 yeniliyor. Güzel haber. Ama bizim de gol yemememiz lazım. Hadi Eren aldı. Hadi kontraya yakalarsak. Hadi be oğlum. Ya şu topu defans arkasına atmayın arkadaş. Hayır. Dakika 85. Köşe vuruşu kullandı. Ademre, Emre. Hadi Eren. Koş. ileriye koş. Koş da adam atsın sana top be. Berke. Eren. Geriye doğru Vedat. İkinci sarı karttan kırmızı kart yiyor. Kahta 10 kişiye. Şimdi Tokas Spor'un elinde ipler. Haydi gençler. 10 kişilik kahta Basamaması lazım. Hadi bir 3'ü atalım. Şunları bir susturalım. Maçı da bitirelim. Mustafa. Mustafa ve maç bitti. Tokat Spor 2-1 mağlup ediyor Kahta Spor'u. 3 puanı yeniden alıyor. Yani mükemmel oynadığımız söyleyemem ama Motivasyonunuzu neye kaybettiniz lan? Şu statta da oynadığımız en iyi futboldu yani. Zemin berbat. Volkan nasıl yorum yapmış bu kısa takımlara karşı bazen akıllıca olabilir ancak farklı bir şey var. Teknik ekip felaket. Nasıl felaket ya? Felaket olan bir teknik ekip takımı şu konumlara getirebilir mi? Selin Kankaş yazmış. Ne yazdın Kankaş? Bunu söyleyen kişi olmak istemezdim ama Acaba bugün çok da iyi olmadığımızı düşünen bir tek ben miyim demiş. 10 kişi beğenmiş demek ki bir bendeyiz. Giden bilgi yazmış. Harika bir maç oldu. İzleyenler futbola doymuştur. Ben, o nasıl bir bakış açısı ben de anlamadım ama. Evet arkadaşlar. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir başka bölümde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyarım. Takip etmeyi, beğeni yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.